Türkçe basılmasını en çok istediğim seri. Çok güzel. Çok tatlıymış kafası. Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle beraber yurt dışından almış olduğum figür ve çizgi romanlara bakacağız. Onun dışında sert kapak mangalarımız da var. Çok güzel alışverişler yaptım. Yani bütçemin yettiği kadar ve Türkiye'ye göre fiyatı ucuz olan ürünleri almak istedim. Bir tane üründen bir tık şüpheliyim. Aldığım dönem için konuşuyorum. Şu ana göre hepsi çok ucuz kaldı. Fakat o dönem belki kafa kafaya olabilirler. Her neyse, ilk başta size şöyle ufak bir hikaye anlatayım. Ben 20 Şubat'tı sanırım. Yani Şubat'ın sonu, Mart'ın başı, o civarlar yurt dışındaydım 2 hafta boyunca. Antalya'da yaşıyorum. Ben Antalya'dan İstanbul'a gittim. İstanbul'dan Norveç'in başkenti Oslo'ya uçtum. Orada bir hafta ailecek vakit geçirdik. Ailecek dedim. Benim teyzem orada yaşıyor. Teyzem ve eniştem. Onlarla beraber Oslo'da vakit geçirdik evlerinde. İşte ben hatta gezdim. Videoları da şuraya bir yere koyarım. Birkaç tane vlog çektim. Ondan sonra okullar tatile girdi. Kuzenimin okulu tatile girince biz de Almanya'ya doğru yola çıktık arabayla. İlk başta İsveç'e gittik. İsveç'ten Danimarka'ya geçtik. Köprü vasıtası oradan da arabalı feribota atlayıp Almanya'ya geçtik. Almanya'dan da Berlin başkente doğru ilerledik. Berlin'de istediğim gibi gezemedim. Çünkü bu hafta sonu kaçamağı gibi olduğundan dolayı 2 günlük bir yolculuktu. Ve yanımızda köpek de vardı ekstradan. 4 kişi artı 1 köpek oldukça zor bir yolculuktu. Hani benim de 2 tane köpeğim var. Fakat böyle büyük Labrador cinsi 45 kiloluk köpekle seyahat etmek inanın çok zor. Çünkü sizi sürekli çeken bir tane canlı var orada. Ve onu zapt etmeniz lazım. Hadi eğitimli olsa bile kafası benim kadar yani. Ayrı bir insan gibi. Sadece konuşmayı bilmiyor. Her neyse, oralara geçiyorum. Almanya Berlin'e gitmek istediğim çok güzel 2 tane çizgi romancı vardı. Hem figür satıyorlar hem çizgi roman satıyorlar. Oraya uğrayamadım. Artık nasipse 5-10 yıl sonra bir daha Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. O zaman Berlin'de mutlaka gezmek istediğim yerler ve uğramak istediğim çizgi roman mağazaları var. Hatta Discord'tan bir tane arkadaşla konuşmuştuk. O Berlin'de oraları ziyaret etmiş. Hatta aşağı kendini biliyordur yani, yorum olarak yazsın. Maalesef ki oralara gidemedim. Yaptığım alışverişler ağırlıklı olarak Norveç'ten. Ben gittiğim zaman 1 Norveç kronu 1.8 Türk lirasıydı. Şu anda 2.70 falan olması lazım. Yani bayağı bir arttı kur. Neredeyse 1 lira koydu üstüne. Onun dışında ben gittiğimde euro 20 liraydı. Şimdi 30 lira. Yani 4 ya da 5 ay oldu. Öyle çok fazla bir sürede olmadı ha bakın. 5 ayda %50 arttı kur. Aldığım şeyler ekstradan pahalandı. Hatta size direkt göstereyim. Bana sorarsanız videodaki en güzel şeyi göstereceğim. Aha da bu. Zaten muhtemelen kapağı yazmışımdır yani. Kapağı ne koyacağım bilmiyorum ama elimde görmüş olduğunuz Berserk Deluxe Edition ya da Berserk. Ben Berserk demeyi tercih ediyorum. Şöyle Deluxe Edition'ı ile karşınızdayım. Bunun normal etiket fiyatı 50 euro arkadaşlar. 50 euro da şu an tam 30'la çarpın 1500 Türk lirası ediyor. Yani satış fiyatı, etiket fiyatı üstünden. Fakat ben sadece bu kitabı almadım. Bekleyin. Şöyle Deluxe Edition 2 biraz parlama yapıyor çünkü şurada ışık var. Ayrıyeten burada da ışık var. Bak size göstereyim, yansımadan görüyor musunuz? Kocaman box'lar var burada. Bir tane ışığımız var. Burada da cilt üçümüz. Şöyle göstereyim. Hepsi jelatinli. Sıfır. Of çok ağırlar. Vallahi bu kadar kaldırabiliyorum. Çok güzeller ya. Peki ben bunları kaça aldım? Ben bunları aldığım sırada 3 al 2 öde kampanyası vardı Norli'de. Norveç'in Diyanarı gibi düşünebilirsiniz. Yani her yerde, sokak arasında bile vardı yani. Sokak arasında, AVM'de, işte cadde başında, cadde sonunda her yerde bulabileceğiniz bir kitapçı. Ben de o kitapçıda 3 al 2 öde varken satın almak istedim ve gittim satın aldım. Bunların tanesi 500 krona geldi. 500 kron da ortalama 45-50 euro yapıyor. Yani 40-50 euro arası değişiyor. Çok güzel bir kampanya yapmışlar. İngilizce'de 3 al 2 öde vardı. Yani ben bu 3 tanesini 1000 krona aldım. Yani tanesi 333.34 kron gibi bir şeye geliyor. O zamanki kurla, hatta bekleyin telefonumu çıkarayım. Böyle hemen bir çarpalım. Önce 1000'i 3'e bölüyoruz ve adet fiyatını buluyoruz. Sonra çarpı 1.8 diyoruz. Tam olarak 600 Türk lirasına geldi bunlar. 2023 Şubat sonu Mart başı o fiyatlardan bunu satın almış oldum. Şu anda Türkiye'de herhalde en düşük 1200-1300 lira diyebiliyorum. Yani 2x kar yap 4 ayda. Bayağı güzel. Bunların jelatinini açayım mı açmayayım mı şu anda kararsızım ama büyük ihtimal açacağım. Başka bir videonun konusu olur, o da artık çizimlerini göstermemi istiyorsanız başka bir videoda gösteririm. Böyle 1000 krona 3 tane sert kapak mangamız var. İlk başta Norveç'ten aldıklarımı gösteriyorum bu arada. Tabii ki bitti mi? Bitmedi. Ben dayanamadım. Arkadaşıma sordum. Ve bunu da aldım. Helsinki. Tekrardan Dark Horse'un bastığı sert kapak. Muhteşem gözüküyor. Bu arada şeyden çok daha güzel gözüküyor bu. Berserk'ten çok daha güzel gözüküyor. Hatta gelin istiyorsanız şöyle bir kıyaslayalım. İçerik olarak bakmayın. Sadece kapak olarak bakın. Bana sorarsanız bu Helsinki çok daha can alıcı duruyor. Yani yakından gözükmese de şu kenarında ve burada bilim kurgu kitap gibi duruyor. Böyle ağır kıpkırmızı. Yani eski yazıtlar gibi. Tabii ki 3 al 2 öde. Bu da İngilizce olduğu için bunda da vardı. Ve ben de Helsinki full set alayım dedim. Evet, şöyle tek elle tutması biraz zor ve cilt üçümüz de burada.
Evet, kendisi de burada dostlar. Kendileri pardon. Çok güzeller, vallahi çok güzeller. Ve Norli'deki alışverişimiz bitti. Bunlara 2000 kron verdim. 2000 kron da yaklaşık olarak yani 3600 TL, 4000 TL arası değişiyor yani. Küsuratlara çok takılmayın. Düz 4000 lira verdiğimi varsayıyorum. Şu anda bu kitapların tanesi ortalama 1-1.5. O da nereden baksanız 8-9000 TL yapıyor. Yani parayı ikiye katladık. Ha, parayı ikiye katlamak iyi mi? İyi değil bana sorarsanız. Çünkü ben Berserklerin 11-12. Cildine varana kadar almak istiyorum. Fakat bu fiyatlarla asla alamam. Ha, belki gidersem alırım diyeceğim ama kur artı. Yani çok pahalı bir ülke bir de Norveç. Norveç'e hani akrabalarım geliyor, onlardan isteyebilirim ama dediğim gibi çok pahalı bir ülke. Normalde oradan Vagabond alacaktım. Vagabondların tanesi 300 liraya mı 250 liraya mı ne denk geliyordu. Bende Vagabondlar da var. Sadece 3 sayım eksik. Fakat onları alamadım. Hem yer olmadığından dolayı alamadım. Hani uçak binmek sıkıntı. Çünkü bunların hepsi 1 kilo. Yani nereden baksanız bir 15 kilo var burası. Bir de üstüne üstlük tabii ki de ekonomiden dolayı Vagabondları tamamlayamadım. Artık onları başka bir gezimde ziyaretimde tamamlamayı düşünüyorum. Onun dışında evet şöyle ufak ağaca asılmalık figürler de vardı bu sürüz yumurtalardan çıkan. Bunları da size göstereyim. Çok tatlılar. Yani bizdeki dandik oyuncaklara benzemiyorlar inanın. Bayağı güzeller. Bunu işte şuralardan ip geçirip, şuralarından ip geçirip istediğiniz yere asabilirsiniz. Ayraçlarım var. Şöyle göstereyim. Norveççe yazıyor. Pokemon. 3 tane Pokemon aldım. Şöyle göstereyim. Böyle bir ayracımız var. Aynısından bir tane daha var. O ben bayağı aynısından almışım 3 tane. Olmadı çekilişte sizlere verebilirim. Şöyle göstereyim. Ve en son olarak bunun da arkası önü böyle. Birazcık ayracımız var. Peki bu ayraçlar nereden geldi? Ben YouTube kanalımda bunu da paylaşmıştım. Mutlaka izleyin. Outland diye bir mağaza var. Oslo'da bir mağaza zinciri. Çeşitli yerlerinde var. Sadece Norveç'e mi özel yoksa İskandinav bölgesinde bir firma mı onu bilmiyorum. Fakat Norveç'te bir 10'a yakın mağazaları var. Ve Türkiye'de görmediğim kalitede, görmediğim özellikle ürünler var. Ve envai çeşitli İngilizce manga var. Ha Amerika'da alışveriş yapmışsınız, ha burada alışveriş yapmışsınız. İzlediğim videoları söyleyerek ve gördüğümü karşılaştırarak yorum yapıyorum. Çok fazla çeşitli İngilizce manga vardı. Çünkü Norveç halkının çoğu İngilizce biliyor ve alım gücü de yüksek olduğundan dolayı baya baya getiriyorlar. Şöyle göstereyim, poşeti bu Outland diye. Videosunu şuraya koyuyorum. Oradan mutlaka izleyin. Mesela orada Berserkler ve Helsing Deluxe Edition 550 krondu ve 3 alı 2 yöde yoktu. Orada çok daha pahalıya denk geliyordu. Yani nereden baksana 3 kat daha pahalıya geliyordu. Ben çok güzel indirimle satın aldım. Ben %35-40 iskonto yaptırmış oldum kendime. Bayağı bebek gibi oldu. Devam ediyor. Burada Bring araçlarımız var. Ben Hot Wheels'da birikliyorum. Bu Bring'in özel ürettiği oradaki PTT gibi düşünebilirsiniz. Ya da yurt içi kargo artık hangisini düşünürseniz. Oradaki bir lojistik firmasının araçları. Şöyle bedava bir 2023 takvimi ama kullanmayacağım. Ve burada bir tane calendar var. 2023. Normalde bunlar 250 kron gibi bir fiyata sahip. Bakın şurada görüyor musunuz? 250 kron. Sonra 125 krona düşmüş. Bir ay sonra da yani benim gittiğimden hatta 2 hafta sonra, bir ay da değil, Şubat'ın sonunda gittim. Baktılar satılmıyor. 62 krona kadar düşürmüşler. Yani mağazadaki en ucuz şey ve alınabilitesi olan şey buydu. Arkasında da böyle görüyorsunuz. Alex Rose'un calendar'ı. Ben çok seviyorum Alex Rose'u. Çizim olarak çok güzel, böyle gerçekçi. Böyle çizgi roman vari değil de daha farklı bir tarzda bir çizer. O yüzden seviyorum ve açmak için bu videoyu bekledim. Böyle bir kapağımız var. Arkada mukavva. Mukavvayı atıyoruz. Abo, bunu nasıl göstereceğim? Şöyle karakterlerimiz var. Surfer, Surfer. Touchman, Touchman miydi? İşte alev adam işte. Doctor Strange. Bu kim? Bu ablamız kim? Tanıyamadım. Oo, abicim sen nesin? Abo. Ben sırf bu poster gibi gözüktüğü için aldım bu arada. Şuna bakar mısınız? Umarım güzel gözüküyordur yani. Çok güzel. Şimdi ben bu altındaki şeyi koparacağım. Hatta koparmama gerek yok. Bak adamlar zeki ya. Kim ürettiyse helal olsun. Milletin bunu poster niyetine kullanacağını biliyor. Bakın şuradan cırtçıklı bir sistem yapmışlar. Böyle daha iyi gözükür. Döndüremiyorum ki çok uzun. Bakın şurayı gördünüz mü? Bakın şurası şöyle kopuyor. Aşağı kadar tırtıklı. Burayı kopartacağım ve bunu poster olarak kullanacağım. Çok güzel bir poster. Yani bunu para verip bastıramazsınız böyle kuşa kalın. Keşke bir tane daha alsaymışım. Orada bayağı çeşit vardı. Instagram'da ben sürekli hikaye paylaştım. Oraya iki kere gittim bu arada. Çok sevdim çünkü. Zaten Oslo'da öyle yapacak aman aman bir şey yok yani. Tarihi böyle sallamasyon bir tarihi var yani. Bir Vikingler falan var. Onda da Viking müzesi vardı. Gemi, Viking gemisi var içerisinde. Orijinal olduğu söyleniyor. Artık 8. yüzyıldan, 9. yüzyıldan nasıl orijinal Viking gemisi kaldı onu bilmiyorum. Galiba 10. yüzyıldan da o Viking gemisi bahsedilen ama kapalı.
Onun dışında başka hiçbir şey yok. Böyle heykel koymuşlar 1950'de yaşayan bir tane sanatçının. Onu müze diye bize yutturuyorlar, gezdiriyorlar. Yani bizim tarihimiz kadar tarihler yok. O yüzden Oslo'da yapacak hiçbir şey yoktu. Yani bir gezersin, işte kahveye oturursun, birazcık sağa sola dolanırsın. Orada bir opera şeyi var. Bir de Edvard Munch diye yazarları var. Ressamları var. Onun çığlık tablosu var. Şuraya da koydum, ünlü bir çığlık tablosu. Ha, bunların hepsini bu arada ben vlogda gezdim. Ondan başka bir şey yapamazsınız, onu söyleyeyim size. O videodakinden başka. Yani sağa sola oturup yemek yersiniz. Neyse, bu video hem böyle bir yurt dışı deneyimi hem de alışveriş videosu olsun istedim. Çok güzelmiş. Bu arada uzunluğu da 6 fit. 6 fite 2 fitmiş. Yani kaç metre olduğunu şuraya yazıyorum uzunluğunu. Ve bitti mi? Bitmedi tabii ki. Benim çok sevdiğim ve Türkçe basılmasını en çok istediğim seri Invincible. Amazon'da artık yeni sezonu gelsin. Ne olur yalvarıyorum ya. Bunun sert kapağı da vardı ama sert kapağı çok pahalıydı. Orada çizgi romanların sert kapakları deli dehşet pahalı. Mangalar yine biraz ucuz da size şöyle çizimlerini göstereyim. Çizimlerini size göstermeye çalıştım. En sona şöyle bir çizim açayım. Bunu ne kadar aldım? Arkasında yazıyor. $9.99 yazıyor ama ben bunu o fiyata almadım. Bir dakika bekleyin. 140 kron gibi bir fiyatı var. Çizgi romanlarımız bu kadardı ve mangalarımız. Norveç özelinde konuşuyorum. En son günde Türkiye'de biraz araştırdım. Çok bulamadım, emin olamadım. Videonun başında demiştim ya, Türkiye'deki fiyatıyla oradaki fiyatının arasında çok fark yok. Yani Türkiye'de bulunabilse bu fiyatlar alınabilirdi belki. O dönem için konuşuyorum. Yani 600-700 lira bandında. Ben oradan 500-550 lira bandını aldım. Şöyle Funko Pop Wolverine, X-Men Wolverine. Şöyle plexi bir kutuda geliyor. Vallahi ben bunları kaç aydır açmıyorum. Sırf size video çekeceğim diye açmak bugüneymiş. Abicim sen çıkacak mısın buradan? Yırtmak istemiyorum seni. Biraz çekince çıkıyor. Oğlum acayip sağlam yapmışlar. Çıkmıyor. Daha doğrusu kaymıyor. Burası jelatinli olduğu için. Oh be, sonunda. Böyle göstereyim. Arkasında genelde çizgi roman kapağı alıyor. Burada da Funko Pop'umuz oluyor. Bunu 300 krona aldım. Aldığım sırada 540 lira gibi bir fiyatı vardı. Türkiye'de bir tane sitede böyle 650-700 liraya gördüm ama emin de değilim. Çünkü böyle bir stok yok yazıyordu ama arada böyle bir stok ekleniyordu. Neyse dedim, her türlü daha ucuza geliyor. Oradan satın alayım. Bakın buraya da herhalde asma yeri yapmışlar. Artık bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Şimdilik jelatinden çıkarmayacağım. Yani böyle duracak. Ya da dur ya, çıkarayım, niye böyle dursun? Videoda değil miyiz arkadaşlar? Açalım bunu. Ama benim şeyim lazım. Maket bıçağı nerede? Dün de alışveriş videosu çektim. Her yer dağınık. Bizim ideal boş maket bıçağımız. Size şöyle ASMR yapayım. Bu kadar yansıma yapıyor ki görüyor musunuz? Ona bile emin değilim. Bu arada şeyden çıkarınca çok güzel gözüktü, jelatininden. Of. İyi ki almışım. Orada bir sürü çeşit vardı. Aslında ben King Deadpool almak istiyordum. Fakat mağazada pahalıydı. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunu 300 krona aldım. Bazı internet sitelerinde, Norveç üzerinde konuşuyorum, böyle 250'ye bulabiliyordunuz. Fakat kargosuydu, gelmesiydi falan filan, bana yetişmiyordu. Fakat ben oradan King Deadpool'u söylemek istiyorum. Şuraya koydum. Hatta söylemek istediğim Funko'ları şu an ekranda görüyorsunuz. Onları inşallah söyleyeceğim orada. İndirim kovalayacağım. Yurt dışından getirttireceğim. Çünkü Türkiye'de en boktan Funko. Bak şu şurada görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bunlar tanesi 1000 lira olmuş. Asla etmez. Böyle bulursa 300'e, 400'e, 500'e bunlar alınabilir. Bir de bunlar özel koleksiyon diyebiliyorum hani arkasından dolayı. Of, neyse çok konuştum. Evet, yatağımın üstüne bakıyorum. Başka Norveç'ten aldığım yok. Şimdi ise Almanya'dan aldıklarıma gelelim. Almanya'dan pek bir şey alamadım. İlk aldığımı size göstereyim. Burada Naruto'muz var. Da fiyatı da gözükmüştür. 6 euro. Bunu videoda göstermiştim alabilirim diye ve satın aldım. Yani neden Naruto aldım? 6 euro diye satın aldım. İnanın yani orada daha güzel şeyler vardı. Fakat satın alamadım onları. Bu 3-in-1 Naruto Almanca. Eğer Almanca okumak isteyen varsa gelip bana uğrayabilir. Şu şeyini sökeyim. Zarar vermemek için sökmemiştim ama yani biraz zarar veriyor. Ana, kazıklandık la. Evet, Almanya'da da biliyorsunuz son 40 yılın en büyük enflasyonu vardı. Altından şöyle görebiliyor musunuz? 5 euro etiket çıktı. 1 euro çakmışlar bize, %20. Ayıp. Ayıp Almanya. Almanlar bizi kıskanıyor oğlum. Yapacaktım bunu 10 euro. Bizimkiler öyle mi yapıyor? Bir çıkıyor. Sonra NBA Store'a gittik. Instagram'ımda. Burak Batu Instagram'ımda. Şahsi hesabım. Orada paylaşım yapmıştım NBA Store'u. Şöyle Lakers'ın bir tane anahtarlığı. Çok pahalı mesela, bakın bu 13 euro. Sadece şu anahtarlık. Sırf orijinal diye. Bir esprisi yok ama ben Los Angeles Lakers'ı severim. Kobe Bryant zamanında. Ben çocukken her okula gitmeden önce maçlarını izliyordum. Böyle gece falan kalkıp uyku tutmayınca annem koyuyordu beni işte maçları izlemeye. O zamanlar çok seviyordum. Ya da tekrarlarını falan
izliyorduk böyle. İşte şampiyon maçlarının. Ben o dönem biraz ilgiliydim ama çocuktum yani. Çocukken hatırladığım 3 tane 4 tane adam var. En sevdiğim takım da buydu. Biraz popüler kültür tabii ki. O yüzden bunu aldım. Ve tabii ki de Michael Jordan. Gerçek Goat. Bunun Funko Pop'unu aldım. Peki bu ne kadardı? Benim bildiğim bu 20 Euro'ydu. Biraz pahalıydı. Hani normalde bu 15 Euro ya da 10 Euro'ya da bulabiliyordunuz bunu. Fakat mağazadan eniştem hediye aldı bana daha doğrusu. Ben almadım. Böyle bir şey bulunca da kaçırmak istemedim. Ben neden kamerada açmadım bunu? Neyse çok önemli değil. Şöyle göstereyim. Michael Jordan'ımız. Bunu da yukarıdaki Funko Pop'ların yanına koyacağım. NBA 2K23 oynayınca aldığım takım. Sırf o yüzden satın almak istedim. Bu arada şey çok iyiymiş. Kelly diyeyim artık. Çok tatlıymış kafası. Hiç koyu renk Funko'm olmamıştı ha. Neyse. Ve dostlar şu anda video kaydı 24 dakika gözüküyor. Bilmiyorum ben bu videoyu kaç dakikaya düşürürüm. Aldıklarım bu kadar. Daha fazla aldığım şeyler var mıydı? Ufak tefek hediyeler ve küçük şeyler aldım. Onun dışında magnetler falan satın aldım. Artık onları göstermiyorum. Birazcık da kıyafet ve Air Jordan ayakkabı vardı. O 150 euro gibi bir fiyata satın alınmıştı ya da 120 euro hatırlamıyorum. Beyaz güzel bir Air Jordan'ım oldu hayatımda ilk kez. Her neyse çok güzel bir seyahatti. Çok sevdim. Ben daha önce de gitmiştim bu arada hem Almanya hem Norveç'e fakat küçükken gitmiştim. Şimdi büyük aklı başında halimle gidince çok sevdim. Çünkü tek başıma gezebildim. Onun için de ileri seviye olmasa da kendi derdimi anlatacak kadar ya da insanlarla iletişim kurabilecek kadar İngilizceye de sahibim. O sayede çok güzel bir gezi oldu. Hatta ilerleyen dönemlerde 2 farklı 3 farklı ülkeye daha gitme planım var. Onu da böyle sizlere kısa vlog olarak büyük ihtimal çeker yayınlarım. Çünkü ben bu videoları anı kalsın diye de yayınlıyorum. Hani kalitesine de önem veriyorum. Hem anı kalsın diye de yayınlıyorum. Belki bakarsınız bir tanesi de patlar. Ben de güzel bir içerik üreticisi olurum. O kafadayım. Zaten 60 bin abonelik kanalım vardı. O kanalı da sattım, paketledim. Bu kanala full focus devam edeceğiz inşallah. Her neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin arasında en sevdiğiniz ne oldu? Onu lütfen aşağı yazın. Benim en çok sevdiğim fiyat performansından dolayı bu oldu. Bunun size tam TL değerini söyleyeceğim aldığım günkü. 62 kron çarpı 1.81 ile çarpınca 112 lira 22 kuruşa bildiğiniz poster aldım. Hani calendar olarak kullanmayacağım takvim olarak. Poster olarak kullanacağım. Alex Rose bir de işte fıstık gibi çizer. Benim en çok sevdiğim bu oldu fiyat performansından dolayı. Ama fiyat performansı katmazsak Wolverine ve Berserk Deluxe Edition'ı oldukça beğendim. Lütfen aşağıya yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada alışkanlık olmuş. Kameraya değil de ekranda kendime bakıyorum görüntü nasıl diye. Çok özür diliyorum. Videoyu da bitiriyorum.